Arkadaşlar hoş gelmişsiniz, sefa gelmişsiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Mikael kardeşim hoş gelmişsin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Hayırlı iftarların olsun. İftarını yaptın mı? Eyvallah Mikail'im. Allah kabul etsin. Afiyet olsun kardeşim. Buyurun. Aleyküm selam. Buradan da benden de vatanıma, canım vatanıma ve sana ve sizlere de selamlar olsun kardeşim. Semih Yazgan. Buyur kardeşim. Bugün de ben misafirim diyorsun. Öyle mi? Eyvallah. İyi. Misafirlik güzeldir. Hüseyin kardeşim, resimlere, videolara, mesajlara inşallah pazar günü müsait olacağım inşallah. O zaman bakacağım. Yetişebilirsem seninkini de cevaplayacağım kardeşim, tamam. Şimdi öyle bir muhabbet edelim diye öyle bir yayın açtım iftardan sonra. Bu yazmış olduğum bir mesaj varsa mutlaka dönüş yapacağım sana, bilgin olsun. Ama e-mailden yazarsan bana daha kalıcı olur. E-mailden çünkü hani okuduklarım okumadıklarım belli olduğu için öteki türlü biraz karışıyor ortalık. Sen bana e-mailden de atarsan iyi olur kardeşim. Ben hatta e-mailimi sana bak buradan paylaşıyorum. Aşağıdan paylaşacağım şimdi e-mailimi. Bak e-mailimi yazdım aşağı. Görüyor musun? Bu define işaretleri ve gerçekler kanalı var ya. O da bizim kanalımız. Yakında o da aktif olacak. Ona da abone olun, destek olun kardeşim. Şimdi yayın yapıyorum ya Hüseyin, hani telefondan yayın yapıyorum, onu telefondan girmem lazım, o yüzden giremiyorum şu anda. Yani yoksa ben bakarım, niye bakmayayım? Anlatabildim mi? Ona bakayım desen yayın kapanacak yani. Ben sana yazacağım yani, merak etme. Fabrika sahibiyim. Normalde bu işlerle uğraşmıyorum ama çok müsait ya. Hani ya. Memlekete tamam. Eyvallah Hüseyin'im. Ben sana mutlaka cevap vereceğim. Emin ol ya. Sen bana e-mailden gönderme imkanın varsa e-mailden at onları. Tamam mı? Bugün gezdiğin yer kazılabilecek gibi duyuyor mu? Sıkıntı olur mu? Eyvallah Hüseyin. Ya şimdi şöyle görür. Kardeş. Orada aşağı altından üstünden yollar geçmiş zamanla. Ama orada onun altında hemen bir çalışma olmuş. Yani belli. Tamam Hüseyin gönder yani sen ama belirt durumunu, adın orada farklıysa söyle kendini, hani ben tanıyayım seni, durumu da belli et. Orada bilgi olarak da yazarsın, bilgilendirirsin beni de. Ben sana cevap veririm ya. Yani. Orada aslında çalışılabilecek gibi yani araçlar üstten aşağıdan geçiyor ama
Gece yani şöyle çalışılabilir. Aslında hani içinde bir şey olduğunu anlaşılsa bir şekilde yine bir şeyler yapılır ama çok sıkıntılı bir durum var. O yüzden zaten kalmış şimdiye kadar. Şimdi şöyle bir şeye bakacağız. Evet. Bakalım ne yazılmış. Ona bakalım bu arada. Nedir? Ne kadar olur? İlgar kardeşim selam. Hoş gelmişsin öncelikle. Şimdi hepsi aynı olmuyor biliyorsun. Hani bir yerde aynı değil. Herhangi bir ölçüde var diye orada diğer yerde de aynı olacak hali yok ama sana bak biz burada da çalışmalar yapıyoruz. Burada da çalışmalar yapıyoruz. Aynı kiliseler olsun, farklı eski yapılar olsun hani ortaya çıkartıyoruz. Zamanla yanlarına veya üzerine gelen topraklardan dolayı aşağılarda kalabiliyor. Ama hani normalde aşağılarda kalmadığını düşünürsek şu anki bizim yapı olarak örnek vereyim. Şu anki bizim binaların katlarının yüksekliği olarak örnek vereyim ki bilin. 2 kat maksimum şu ana kadar 2 kat aşağıda odaları bulundu. Yani şu anki günümüzün 2 katı aşağıda kilisenin altında odalarının bulunduğu oldu. Anlatabiliyor muyum? Ama hepsi bu şekilde olmuyor. Daha yani bir kat mesafesini kadar veya 1,5 kat mesafesi kadar da altta olabiliyor. Yani bilgin olsun. Arkadaşlar bağlantıda bir sıkıntı var mı diye kontrol ettim. Bağlantıda bir sıkıntı var mı arkadaşlar? He, saati mi diyorsun? Eyvallah eyvallah saat sesi. Evet. Hemen ona bakayım. Ben... Evet, kim demişti o saat olayını bakayım.
Yazılanlara şimdi bakacağım. Eyvallah Mehmet kardeşim. Senden de Allah razı olsun. Ben de fark etmiyorum ama böyle bir rahatsızlık geliyor bana. Rahatsızlık. Baktım dediğin gibi saattenmiş. Hiç böyle konuşmaya dalıyoruz da anlamıyoruz. Yazılanlar böyle geçti. Onlara da bakayım ya. Şirket mailine göndereceğim demiş. Ben Face kullandığım için çarpma bir hesaptan yazdım diyor. Arkadaşlar ben genelde hani böyle yalandan açılmış hesaplara, yalandan resim koyulmuş profillere engelliyorum. Çünkü öyle yazılan, öyle gelenlere ben ciddi bulmadığımdan engelliyorum. Bilginiz olsun yani. Bilmeden de engellemiş olabilirim veya engelleyecek de olabilirim. Çünkü öyle yalandan profil açıp da buralarında dolaşanlar hani bilmediğinden açan var veya özellikle yapan var. Ben öyle yalandan profilleri gördüğüm zaman otomatikman engellediğim için. Bismillah demiş Mehmet. Saati kaldırsan neredeyse sinir bozucu bir ses diyor. Çağır olabilirim gerekçesiyle kazdık ancak kayaya denk geldi. Nasıl biliyor? İzlememiz gerekiyor. Semih alt tarafın yani bildiğimiz zemin kaya mı komple? Kemal Günay'ın hayırlı yayınlar demiş. Kemal'ım hoş gelmişsin kardeşim. Nazire Evşen, ben Ersin, Fes'te mesaj atmıştım. Foto bile diyor. Eyvallah Ersin kardeşim. Ben Fes'ten atmışsın ama e-mailden de atmış olsaymışsın çok iyi olacakmış. Çünkü e-mailden ben şimdi cevap vermeye başladığım zaman şu mesajdan önce e-mailleri bitireceğim ben de o yüzden diyorum. Bugün izinliyim demiş. Bugün izinliyim derken böyle Aleyküm Mustafa. Aleyküm selam kardeşim. Hoş gelmişsin. Mail video olduğu için yollayamıyorum. Tamam. Hüseyin kardeşim ben Face'i o zaman yine yaz. Hani senin olduğunu ben bileyim ki baktığım zaman görebileyim o zaman. Zemin kaya zaten demiş. Zaten ana kaya bayağı yakın. Peki o zemin kaya dediğin normal doğal oluşumlu kayalar mı? Yani yapma gibi bir şey mi denk geldiniz yoksa normal zemin kaya onun üzerindesiniz. İşiniz zor yani şu an sizin. Kadir kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Bu arada şöyle de yapayım. Bir saniye. Şöyle yapalım. Bakayım. Sen izinli misin diye yazdım. Yanlış okudum. Ha. Bakayım. Valla dur. Bak, yok ben izinli değilim. Ben bugün biraz erken geldim sadece. Bizim erken geldik. Bir şeye bakacağım.
demiştim önceden. Ha, bugün izinli miydin demiş ya. Tamam, buraya yanlış okumuşum kardeş, kusura bakma. Evet. Dönüş ne zaman? Dönüşü şu anda bilmiyorum ama bilmeyi çok isterim açıkçası da. Daha bilmiyorum yani. Maillerin kapasitesi uygun olmuyor. Evet, 25 megabayttan fazla gönderemiyorsun maile. Onu biliyorum, evet. Bayağı yakındı. Çağrılabilir dediğimiz yer 3 metre indik ancak ana kaya geldik diyor. Ana kayaya geldik. Makineyle aradınız mı? Baktınız mı? Bir şey yani herhangi bir yere baktınız mı? Öylesine mi yani? Yoksa çakıllar var diye kazıyorsunuz. Yayın donuyor çünkü burada çok kullanıyorlar yayın şeyi, interneti. Ondan oluyor ama yani bir şey de diyemiyorum ki diğer arkadaşlara kullanmayın etmeyin diye. Ben şöyle yapayım ya telefonumu açtım arkadaşlar. İnşallah iyidir. Hani yapacak bir şey yok. Evet. Yayın dönüyor. Niye gözükmüyor? Hı, tamam şimdi gördük ya. Bu durum nasıl bu durum demiş. Hüseyin, bakacağız kardeşim. Bakınca gördüm attığını, şey bir bildirim aldım ama bakamıyorum şu anda. Telefondan çünkü bakmamız lazım ona. Resim de attım diyor. Tamam. Bakacağız. İnşallah bakacağız. Şimdi bir çayımı yudumlayayım ya. Ah. Kazdık bir abinin tavsiyesi üstüne açıkçası biz daha çukuru eşdeğiyorduk. Diğer çukurlara baktık. Ana kayaya yakın. Ama baktığımızda taşlar vardı diyor. Tamam Hüseyin kardeşim, bakma imkanım olursa mutlaka bakacağım. Taşlar var diye. 3 metre indiniz. Belirli bir noktadan mı aşağı indiniz Semih? Yani kaça kaç bir yeri kazdınız?
O dediğim bir yer vardı, yakın yer diyorsun ya, oraya yakın. Orayla alakası yok. Onun yanında bir yerde mi kazıyorsunuz? Bizim arkeoloji okuduk ama arkeolojiyi bitirmedim maalesef. O zamanlar bitirme imkanımız olmadı. Ama bu işlerin içindeyiz zaten. Seviyoruz bu işleri. Aynı zamanda sadece okumak değil, biz böyle dağda tepelerde bu işleri yaparak öğretilmeyen çok şeyler var okullarda arkadaşlar. Arkeoloji farklı bir şeydir ama arkeoloji normal sahada sahaya çıktığınız zaman gördüklerinizi, bulduklarımızı, karşılaştıklarımızı orada yazmaz. Çünkü orası gerçek hayattır. Onları da kendimiz tecrübe edinerek öğrendik. Hikayeyi anlatsanız ya. Nasıl diyor? Hikayeyi anlatsanız. Nasıl görmüşsün, çok işe yarıyor diye. Şimdi de bunu kullanıyorum. Sana da yaparım istersen dersen. Eyvallah böyle ya. Sağ ol kardeşim. Yapmış gibi oldun. Eyvallah. Arkadaşlar, yaşamış olduğu böyle ilginç, gerçekten de ilginç böyle hani faydası olacağını, insanlara tecrübesi olacağını düşündükleriniz diyeyim artık. Düşündüğünüz böyle bir tecrübeleriniz varsa anlatmak isterseniz sizi de yayına alabilirim arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı yok yani. Şunun da ışığını bir açayım. Işığı mı kapalı? Yok, ışığı açık. Dört metreye 8 metre etrafını açarak indik aşağıya demiş. Helal olsun. Bayağı bir çalışma yapmışsınız yani. Gülay Gündüz kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Her şey karşılıklıdır arkadaşlar. Bakayım. Hangi makineyi tavsiye edersiniz? 1,5 metreye inebilen uygun olan kaliteli. Ben etkilenmeyen makine var mıdır? Ben orayı dedektörle değil de ben yeraltı görüntülemeyle hani bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dedektörle değil bakın. Yeraltı görüntülemeyle bakın. Güzel verileri alın. Ondan sonra renk olarak da aynı şekilde hani simetrikliğine bakın. Güzel ne var ne yok. Ondan sonra gerekiyorsa dedektör kullanırsınız ama öncelikle yeraltı görüntülemelerden faydalanmanızı tavsiye ederim. Bir buçuk metreye kadar inebilen. Semih, 1,5 metreye kadar inebilen demişsin burada. Sen dedektör olarak bakmak istersen örnek veriyorum mesela. Garet kullanabilirsin bak. Garet güzeldir. Garet ATX mesela. Onu kullanabilirsin. İşini görür her türlü orada senin. Örnek veriyorum. 1,5 metre istiyorsan onun iki katı bir güçlü bir şey bulman lazım. Ki sen istediğin yerdeki veriyi net alasın. Arkadaşlar her zaman toplam derinliğin yarısını hesap etmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum?
Ramazan'da iftar sonrası canlı hep olsun diyor Faik kardeşim. Faik kardeşim, elimden gelse emin ol yaparım. Emin ol yaparım. Benim için de iyi olur. Ama bunları düzene oturtacağız inşallah. Ben şu an kendime böyle ayrı bir böyle bir yer gibi bir yer bakıyorum. Eğer olursa hani yayınlarımızı, videolarımızı yapabileceğimiz rahat bir şekilde, ses olmayacak, gürültü olmayacak, rahatsız etmeyecek de öyle bir yer yapabilirsem her zaman her şeyi günü gününe, saati saatine uyduracağız, oturtacağız, o şekilde sabitleyeceğiz inşallah. Ama şu anda ev ortamlarında bu kadar oluyor ya arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani. Ama elimden geldiği kadar böyle yayınları yapmaya çalışacağım. Hüseyin kardeşim, eyvallah kardeşim, ne demek? Görüşürüz. Evet, yazılanlar da bu arada. Bakalım. İstiyorum Semih. Peki yeraltı görüntüleme cihazı önerir misiniz? Semih, benim bir tane favorim var. O da Kobra Plugin GPR diye bir şey var. İstiyorsan ben sana İnternetten linkini de bulup atarım. Tamam mı? Odur. Gerisi benim için pek de şey değil yani. Bir tane çünkü aklıma koymuşum, onu alacağım. O yüzden diyorum, güzel bir yeraltı görüntüleme. Hatta ben sana dur onun internetten bakayım. Linkini atayım sen araştırabilmen için, hani onun için diye. Tabii orada açar mı onu bilmiyorum. Bak Semih, bak kardeşim, ben buraya şey yaptım, yazdım ama ona bastığın zaman açılıyor mu bilmiyorum. Yine de bir dene. Benim favori yeraltı görüntülemem o. Gülizar ablam hoş gelmiş. Selamlar demiş. Aleyküm selam. Halit kardeşim hoş gelmiş. Aleyküm selam. Dünkü şeyi hatırladım da Halit, aklımda hala gülesim geliyor. Diye bizi diye dövenler Allah'tan buldu diye rastgele düzeltir. Hay. Rabbim ya. Rabbim ya. Zeynep, yaşın küçük galiba senin. Tamam mı? Şöyle yapalım sana. Hadi kalp gönlün olsun. Bak şöyle kalp olsun, senin için olsun. Tamam kardeşim. Minilab 5000 nasıl? Minilab da güzel Semih. Minilab da senin işini görür. Zaten istediğin 1,5 metre bir şey senin. Evet, Galet'in ATX'i. O güzel mesela, işini görür. Sivas demiş. Küçük arkadaşımız herhalde, yaşça küçük biraz. Başka bir yerlere giriyor. Şöyle yapalım da rahat olalım.
Evet. Sibel Türkay merhaba demiş. Sibel kardeşim hoş gelmişsin. Merhabalar. O attığım yeraltı görüntüleme güzel. Onu bir incelemeni isterim. Bakalım ne demişler. İnsan başının bir anlamı var mı? Bir yere bakıyor. Saygılar. Aslında. Var tabii. Boşuna mı yapılmış onlar? Onlar genelde bak o kadar emek ediliyor. Genelde hani sana şöyle söyleyebilirim. Yüksek böyle rütbeli, yüksek mertebeli, işte bölgelerin böyle liderleri, yöneticileri, öyle insanlara ait işte mezarlar olsun, işte bölgeler olsun, onlar için yapılan bir simge diyeyim sana genel olarak. Yani eğer ki onun malzemesini bulursan gerçekten güzel ve yüklü bir malzeme bulursun diyeyim. Yalçın Demir. Yalçın kardeşim hoş gelmişsin öncelikle. Aleyküm selam. İftardan sonra senin bu samimi sohbeti dinlemek çok iyi geliyor. Sağlık saatle zaman geçsin, para olur demiş. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Sağlık, sıhhat her şeyden önemli. En büyük hazine, en büyük nasıl söyleyeyim bize? Yani en önemli şey sağlıktır her şeyden önce. Sağlığın olmadıktan sonra dünyalar senin olsun ne olacak ya? Paran var, altınların, mücevherlerin, evlerin, arabaların, yatların, katların ama yerinden kalkamıyorsun. Tekerlekli sandalyeye muhtaçsın veya yatalaksın. Hiç oynayamıyorsun. Herkese muhtaçsın. Ne yapacaksın? O yüzden her şeyin değerini o hale gelmeden bilmek lazım. Anladınız mı? Bilmek lazım ki elimizdekilerin değerini bilelim, şükretmeyi de bilelim. Ne insanlar var arkadaşlar, ne insanlar var. Her şeyleri var ama bir çocuğa muhtaçlar. Bir çocuğa muhtaçlar ki bir su getirsin çocuk. Örnek veriyor. Yani bizim Allah'a şükür yürüyebiliyoruz. Sağlığımız, sıhhatımız yerinde. Elimiz, ayağımız oynuyor. Yani canımız estiği zaman yani böyle istediği zaman dışarı çıkıp da böyle gezeyim dediğin zaman ayakların var. Yürüyebiliyorsun. Kimseye muhtaç değilsin. Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok büyük bir şey. Biz normal hayatta bunların farkına varamıyoruz. Bakayım şöyle. Yazılanları da okuyayım. Hocam. Eyvallah Semih kardeşim. Oyun nevyesi. Selam demiş. Aleyküm selam. Gönderebilirsin videoyu. Telegram'a atabilirsin. E-mail'den gönderebilirsin kardeşim. Açıldı hocam demiş Semih. Evet. Ne var? 5000 semi satılık sıfır gibi garanti cihazdı. 2023 model çiziksiz. Halit bak. Halit'in yazdığına bak Semih. Minelab var diyor mesela. O da güzel. Senin işini her türlü görür. Her türlü görür. Minelablar da güzeldir yani. Sen zaten 1-1,5 metrede arayacağın bir şeyler var ki her türlü görür. Ercan hoş geldin. Aleyküm selam. Hayırlı akşamların olsun. Yüksek gerilimde kullanım oldu mu? Özel başlık yapıldı mı? Fiyat ne istiyorsunuz hocam demiş. Kibrit kutusu büyüklüğü. Taşa çizilmiş. Altında eri böğrü ok var. O da şelaleyi gösteriyor. Bir şey bulamadım. Video atmak istiyorum. İnceler misin?
Video at kardeşim, ilginç ama ben sana bir şey söyleyeyim. Videoları dik çekmeyin arkadaşlar. Telefonu tuttuğumuz gibi video çekiyoruz. Yani ben size şöyle anlatayım. Şimdi videonun açısı dar oluyor ya. Şuradaki obje veya buradaki obje buraya geçerken çok acele geçiyor. Yavaş çekseniz bile acele geçiyor. Açısı dar. Bir şey anlaşılmıyor ama onu sağ elimizle tutup da şöyle yan çevirip de çektiğimiz zaman ekran büyük olduğundan dolayı yani şuradan şuraya geçen objeler ekranda daha fazla kaldığı için bir de açı olarak daha geniş olduğu için baktığımız zaman anlayabiliyoruz bazı şeyleri. Anlatabiliyor muyum? Yani sağ elinizde tutup telefonu yan çevirip çözünürlüğünü de yükseltip çok yavaş hareketlerle sabırlı bir şekilde video çekin. Yani kısa kısa olsun. Bir dakikalık olsun, 2 dakikalık olsun ama çok olsun. Birleştirip bir bakarız. Ama dediğimiz gibi hem 10 dakikalık videoyu birden çekerseniz gönderemezsiniz. Üçer beşer, üçer beşer çekip çok şekilde gönderin. Niye olmasın ki? O zaman e-mail'e de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Imager arkadaş kullanıyor. Yerli malı ayağı bile takılıyor. Paçayı üstüne kapat. Elde telefon yürü boşlukları mavi gösteriyor. Kaç defa sağlamasını yaptı. Açılmış yerlerde görselinden seyrettim. Tavsiye ederim demiş. Makine garantisi 1 yıl var diyor. Kendim elektronik demiş. Elektronik de iyiyim demiş. Cihazı gerilimin olduğu yerde açmadım. Açmam da. Cihazı almak istersen gelir denersin alırsın demiş. Sıkıntı yok demiş yani. E-mail'i yukarıda verdim. Oyun leviyesi kardeşim. Mesajların en üstünde benim e-mail'im var. Oradan çık en üstüne mesajların görürsün e-mail diye yazıyor zaten. Oradan al. Veya bütün videolarımın açıklama kısımlarında da var. Oradan da bulabilirsin. Fiyat 150 bin. İki başlığı var. Şu an paket fiyatı 180 bin. Seçimden sonra fiyat 250 bin TL olur diyor. Benim bu fiyatım seçime kadar, seçimden sonra fiyatı yükselteceğim diyor otomatikmen tabii doğal olarak. Onlar yükselince o da yükseltecek tabii. Ha, arkadaşlar yayınları da beğenelim bu arada unutmayalım ha. Yani bakın şöyle işaretler var ya ona basacaksınız. Kalbe değil. Böyle o yapmış olduğum bıçaklar vardı ya önceden göndermiştim bana. Birkaç tane böyle üst üste koymuşsun. Onların saplarını kemikten mi yapıyorsun boynuzdan falan? Katılmaz mısın? Muhabbetin güzel oluyor demiş. Halid'in vallahi dün iyi güldürdü bizi ya. Ya hala bazen aklıma geliyor da hala gülüyorum arkadaşlar. Yani kendi kendime bugün işteyken aklıma geldi. Kendi kendime gülüyorum. Böyle bir şey yok. Öyle. Şu e-maillere, şu yayın bağlantısına bir bakayım da. Allah'ım ya bakayım ne yazılmış. Omega işareti iyi bir işaret mi hocam demiş Hüseyin.
Omega işareti güzel bir işarettir. Genelde işte küp tarzı böyle ufak tefek bu tarz şeyleri, hani bakraç, küp, işte sandık, böyle şeyleri genelde temsil ediyor. Tamam mı? Neymiş bakayım. Beğeni yapalım demiş. Geyik boynuzu olan da var. Sağlam ağaçtan da yapıyorum demiş. Hayırlı akşamlar Cevat gelmiş. Hayırlı akşamlar olsun Cevat. Hayalet ya. Allah'a şükür ediyorum. Yoksa bizi müjdara çevirirdiler demiş. Ya. Dün gece vallahi iyi güldüm ha. Canlıdan sonra demiş biz seninle Telegram'dan konuşacaktık demiş. Akşam geç olur da Halit şöyle yapalım kardeşim. Ben seni yarın gündüz, yani gündüz derken öğleden sonra gibi böyle yazarım. Ararım, konuşuruz, olur mu? Canlıdan sonra biraz geç olabilir. Ona göre söz vermiyorum ama yarın inşallah şey yaparım. Hatta sen bana yarın yazarsın müsait olduğun zaman. Gün ortası. Ben seni ararım, konuşuruz. Seninle bir görüşelim bayram sonu demiş Cevat. Evet, bu söylediğini yapmışlar mı başkasına? Bak böyle diyor Halit, diyor ki senin bu söylediğini başkasına yapmışlar mı diyor. Birisi büyük, birisi küçük. İki omega var. Net bakalım ne olacak. Hüseyin kardeşim, genelde omegalar şey diyeyim sana, aynı zamanda mağara tarzı böyle in tarzı yerleri de gösteriyor. Yani güzel bir işarettir. Anlatabiliyor muyum? Böyle genelde nasıl söyleyeyim? Tabii ki hani yolların yanında böyle işlek yerlerin yanında çok olur omega mesela. Genelde öyle yerlerde yaparlar. Ama güzel bir malzemesi vardır inşallah, senden önce gidip de tabii alan olmadıysa. Mağara alanı yok hocam diyor. Evet. Patika, evet evet. Yolların yanında olur genelde. Patika gibi şeylerin yanında olur yani. Ve sana bir şey söyleyeyim. Bir kere bir yere gittik. Böyle sedire benzer, yatağa benzer bir kaya bulduk. Onun da alt tarafında aynı şekilde patika, eski patika ve aynı şekilde omega işareti vardı mesela. Adam verdi eli. Adam en son ne demiş, tırlattı. Tivaranlık oldu diyor. Dönem soygunu olmadığına eminim inşallah diyor. Her yerde değildir yani, olmuşsa bile böyle her yerde olmamıştır ama eskiden de tabii ki soyguncular bizim şu anki gibi vardı yani. Değişen hiçbir şey yoktu. Abi cinlerden sopa yiyenler varmış. Rastlamadım diyor. Rastlamadım da rastlarsam da ne demiş, yürümem de demiş. Değişir gibi tahmin ediyorum. Mikail'in fırsatı yok herhalde. Muhabbete dalmış ama aklı buradadır diyor. Doğru doğru. Yapacak bir şey yok. Adem kardeşim, aleyküm selam, hoş gelmişsin.
Şey ne diyecektim? Halit, istiyorsan yayına gel, biraz muhabbet edelim böyle. Yine yaşadıklarından, eskilerden gidip gördüklerinden, başından geçenlerden anlatırsın istiyorsan. Sen de her gün yeni bir şey çıkıyor, sürpriz. Dün de lazer çıktı mesela. Adam özellikle çember çiziyor, çemberin içine sıkıştırıyor. Adam oyuncakla oynar gibi lazerle yakıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Sen böyle yaparsan ötekilere de denk geleceksin. Bak ben sana söyleyeyim. Yani adam onlara diyecekler ki ulan dayak attık bu adama yaramadı. En iyisi bir güzel diyecekler yani. Evet. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Hoş gelmişsin. Kütahya Uşak'ta olduğum için buraları maşallah var diye. Evet. Hüseyin. Kütahya'da mı dedim? Biz Kütahya'ya biz de gittik zamanında ama öyle fazla kalmadık. Abi çocuklarla oturuyorum. Eyvallah. Eyvallah. Çocuklarla oturuyorum. Başka gün katılırım canlıya demiş. Tamam. Evet. Evet, Kütahya. Her halt Ege bölgesinde diyor Mehmet kardeş. Arkadaşlar yayını beğenebilirsek çok memnun olacağım. Şu beğen düğmesine basabilirsek arada sırada onları da unutmayalım da. Yayına gelmek isteyen var mı arkadaşlar? Alalım yayını. Gündüz görünen cinler var. Çok güçlü cindir bu cinler demiş. Cevat nereden biliyorsun? O gündüz görünen cinler de dayak mı atıyor yoksa sadece dayakçı mı? Ege Göçeri ve kıyıya yakın olduğu için ilerleme çok olmamış ve o kıyılarda kalmışlar diyor. Hüseyin Altay kardeşim. Herkes ne demiş? Sakarya, Bursa, Karadeniz diyor. Fakat Ersek. Evet. Bir misafirim gelmesi gerekiyordu. Daha gelmedi. Böyle pencerenin yanından bekliyorum. Bakıyorum arada sırada. O gelmedi herhalde arkadaş. Beraber çalıştığımız bir arkadaş var. Bir belge getirecekti bana. Belge getirmedi daha. Arkadaşlar mazot yakmıyoruz. Beğeni ve abone olalım. Emeğe saygı olsun demiş. Eyvallah, doğru kardeşim. Arkadaşlar, beğeni yapmak bizden bir şey eksiltmez. Yeni katılmak isteyen olursa arkadaşlar aramıza katılmak isteyenleriniz her zaman bekleriz. Burada bir abi kardeş gibi muhabbet ediyoruz her zaman. Sizi de aramızda görmeyi isteriz arkadaşlar. Bu arada beğenilerinizle de böyle videoya destek olun, yayına destek olun arkadaşlar. Abi devletle demiş, eşkıya belgesi mi diyor? Devletle işim varsa çözebilirim. İstediğin adama ulaşırız inşallah demiş Hüseyin kardeşimiz. Eyvallah Hüseyin kardeşim. Belge deyince söylemek istedim demiş. Eyvallah. Tamam. Hüseyin kardeşim sen bana e-mail attın mı? E-mailin var mı bende?
Cuma çalışkan. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar hocam demiş. Cuma hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Bizden de sana selamlar, sevgiler olsun. Bulmak kolay demiş. Aslında bulmak da kolay değil de hadi buldun diyelim. Önemli olan değerinde gitmesi diyor ve sıkıntısız gitmesi, doğru. En önemlisi de bu aslında. Çünkü hadi bulana kadar uğraşıyorsun, emek ediyorsun, yoruluyorsun falan filan ama asıl sıkıntı bulduktan sonra başlıyor yani, doğru. Hüseyin abi kilise açacağım, devlet rica et de gelmesinler diye. Eyvallah hoşumdum demiş hocam. Aleyküm selam. Cuma kardeşim, seni tanıyabilir miyiz kardeşim? Ticaret Bakanı, Sanayi Bakanı, Savunma Sanayi, Enerji ve Maliye Bakanlığı demiş. Demiş bakalım. Neresini istersen demiş. Büyük yerler bizi aşar. Kilise mi açacaksın? Ya var ya. Ya bizim şu Türk milletinde var ya, şu konuşurken böyle farklı farklı yorumlar, işte şakalar başka yerde yok. Ama aslında doğru diyor. Cevat kilise açacağım dedi. Cevat kilise mi açıyorsun? İbadete mi? Böyle bir şey sormuş. Var ya var, ibadete bir kilise açsam var ya parayla. Şöyle güzel bir papaz koyacaksın birkaç tane, böyle elinde dumanlı tutsular sallayan, işte ne diyorlar ona? Eskiden süpürgeler olurdu ya, ve değişik değişik süpürgelik, otlardan süpürgelikler. İşte bir tane su dökeceksin oraya. Kutsal su diye milletin yüzüne şapur şupur şey yapacak. Püskürtecek suyu. Bir taraftan da yandan da müritleri işte ameno mameno başlayacaklar hemen. Ondan sonra kutsayacak milleti. Bir dünya oraya para kazanırsın. Evet. 54 gün tümülüs kazdık, girişe ulaştık. Sonrası bizi ne demiş, deport etti. Başımızdaki ağlar yer ise duyur. Anlamadım. Onlar da giremedi. Video kayıtları mevcut demiş. Emre kardeşim, ilginç bir şey söylüyorsun. Videolarını varsa bana atsana şeyden, e-mail'den veya işte nereden atabiliyorsan, kısaysa e-mail'den atabilirsin, 25 MB geçmiyorsa kısa merak ettim. İşte bu konuyu anlatmak istersen sonrası bizi deport etti, başımızdaki ağlar yer ise duruyor, böylece onlar da giremedi, video kayıtları mevcut. Hocam senin yayınına denk gelemiyorum diyor. Cuma çalışkan. Cuma kardeşim biz özellikle hani iftardan hemen sonra yayın yapmaya gayret ediyorum özellikle. Aklında bulunsun. Şu an. Ama Ramazan'dan sonra da bu saatlerde yine yayınımız olacak inşallah. Yani bunu böyle bir rutine oturtacağız inşallah. Yine bir tane çocuk gelmiş. Veya beyinsel olarak çocuk artık diyeyim. Gelmiş. Onu da şöyle yollayalım. Oynasın bir yerlerde. Ben de Bismillah'la kilise açacağım. Baki hoş geldin kardeşim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Açılışa gelebiliriz demiş Hüseyin. Bak Cevat, görüyor musun? Şimdi de müşterilerin hazır. Ben sana söyleyeyim. Ne zaman açacaksan ona göre söyle. Kutsanmak isteyen çok var ya. Sen yeter ki söyle. Can hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Ben Kayseriliyim hocam. Adım Cuma. Çalışkan. Seni bir seneye yakında izliyorum. Videolarını beğeniyle izliyorum demiş. Eyvallah Cuma kardeşim. Bak Kayserili. Cuma kardeşimiz Kayserili, biliyorsun Kayseriler ticarette böyle kafası çalışan insanlar. Bir şey soracaktım, bir dakika. Cuma kardeşim, Cevat kilise açacağım diyordu. Ne diyorsun bu işe?
Kiliseyi açarken ya Allah Bismillah demeyi unutma. Birileri gibi. Diyor. Ya Allah Bismillah. Ya Allah. Kayseri'nin neresindensin demiş böyle. Abi mail atmadım çünkü GB'im yetmiyor. Gezilik için signal kullanın. Bu arada. Demiş gizlilik için signal kullanın bu arada. Bir dakika ya. Bütün devlet adamları signal kullanır diyor. Ben de videolar atabilir miyim sana demiş. Atabilirsin tabii kardeşim Cuma. Atabilirsin e-mail'den at bana. Adet sen çok yaşa aynen öyle. Mehmet Nuri hani meşhur Çukurköy'deki üç kurun dibek taşı var ya Çukurköy'ün doğusunda düşer diyor. Bizde papaz çok bir bizde papaz çok bir ne demiş boynuna haç hurdacıdan çan buluruz da nereden bulacağız diye. Sarı sen neresindensin demiş. Ördek ve yumurtası neye işarettir diyor. Ördek ve yumurtası neye işarettir? Ördek mi tavuk mu Nihat? Her yerde var. İnşallah bundan sonra gelirim demiş. Eyvallah Cuma kardeşim. Zor diyorum hocam ama imkansız da değil. Hoş bulduk hocam. Bugün çok mutlu, mutlusuz nazar değmesin. Ya nasıl mutlu olmayalım? Can kardeşim. Burada bazı konular oldu da dün ondan sonra hala aklıma o geliyor da gülebiliyorum bazen. Başka ben mail falan anlamam hocam. Başka yerden atsam. Nereden atacaksın Cuma? Yani bir de şey var. Telegram var. İstiyorsan Telegram'dan atabilirsin. En üstte mesajların başında veya videoların açıklama kısmında Telegram'ı bulursun. Oradan o katıl. Oradan gönderirsin. Zam uçak para yetmiyor. Yaptığı çalmak işte diyor. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Yakup Kılıç hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Şu gelen dünya mesajlar var. Ona da bakalım da. Çok mesaj geliyor arkadaşlar. Kim şöyle ne yazılmış ne yazılmamış. Hocam toprak altı V işareti nedir? Toprak V işareti yön. Mesafe. Bunları verir Cuma. Toprak altında kalmış olabilir. Toprak altında da yapılmış olabilir ama aynıdır. Aynı mantık aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Şimdi Celal Mira abi seni duyamıyorum diyor. Celal Berk Mira kardeşim. Eyvallah. Tamam. Biraz sesli konuşmam lazım. Tamam. Biraz sesli konuşalım. Aslında Mersene'den yazdım diyor. Tamam. Eyvallah Yakup. Buyur. Samsunluyum diyor Cuma'ya. Oradan atayım. Şimdi
Selam Berk Mira. Ben, sen öğretmen misin demiş. Yok, ben öğretmen değilim. Celal. Hepsi tilki gibi kanalı gizliden izliyor. Sonra da katılıyor. Ne de kanalı beğeniyorlar diyor. Eyvallah. Canları sağ olsun ya. Erol Tuzgu. Merhaba. Erol kardeşim hoş geldin. Halid onlar kapı arkasından dinliyor diyor. Böyle onlar kendilerini deşifre etmek istemiyorlar. Sanki biz burada gizli yasaklı iş yapıyoruz zannediyorlar. Arkadaşlar beğeni yapalım. Elimize mi yapışacak? Emeğe saygı lütfen. Gizliden izleyiciler parasını ver. Gizliden izleyiciler parasını verdiniz mi izliyorsunuz? Beğeni atın ya da eller cebe. Ya Cevat ya. Abimizin başına bir ne demiş? Üzerinde düz oyma bir taş buldum. Taşı çıkardık, altında küp kırıkları çıktı. Yakup geç, taşı geç çıkartmışsın demek ki. Küp kırıkları çıktığına göre. Ama bir işaret de olabilir yani, anlatabiliyor muyum? Etrafına bir bak, altına bak derken makineyle bir bak yani. Hani bir çağrışım, bir işaret kırık olabilir ama onun için de koyulmuş olabilir. Doğru yolda olduğunu anlayabilmen için yani, öyle söyleyeyim sana. Ve içeriden sonra oyma üçgen çıktı büyük kayanın alt yüzünde. Demek ki doğru yoldasın Cuma. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ve elle yapılmış gibi kaya çıktı diyor. Elle yapılmış gibi derken resmi falan var mı onun? Yakup. E-mail'den bana at istiyorsan bir bakayım nasıl bir şeymiş elle yapılmış gibi. Kaya çıktı derken kaya nasıl duruyordu? Duruşunu falan insanı hatırlıyorsundur. Belki yön veriyordu sana. Anlatabiliyor muyum? O bölgede o kayanın durduğu şekilde duran bir yapı vardır belki de. Ne bileyim öyle bir bölge vardır belki de. Taş fotoğrafları var. Nereden atabilirim? Belanglos. Belanglos kardeşim. E-mail'den atabilirsin kardeşim. Ben e-mail'im bak yukarı en üstte yazdım. Bir de videolarımızın canlı yayının açıklama kısmında da var. Keserle kayaya vurunca diyor dağılıyor ve kum parçaları çıkıyor diyor. Toprak altında çıkma yaşadığın gelişi çok ama çok yakındır diyor Halit kardeşim. Messenger'ını atsam atabilirsin Mehmet. Kayanın düşey kenarındaki büyük ve işaretinin ne anlamı olabilir sence diyor. Halide soruyor. Resim yok abi. Keserle vurunca kaya dağılıyor diyor. Yani kayanın neden yapıldığı aslında o kadar da önemli değil. Hani kayanın şekli var ya, duruşu, şekli, yere koyuluşu. Onu hiç bu ilk durduğu gibi bozmadan onu bilmen lazım. Yani bir o hani bir şey için koyulmuş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Onun için diyorum ben. Videoyu ve numaramı gönderdim. Görüşmek isterseniz memnun olurum. İyi akşamlar dilerim demiş Emre kardeşim. Emre kardeşim eyvallah. Bakacağım. Altın metreye indik ve demiş. Burası kayalık bölge, bir türlü açamadık diyor. 6 metre de az değil kardeşim. Bayağı işçilik yapmışsınız ya. Altı metre de az değil. Kaç kişiyle işçilik yaptınız? Arkadaşlar sizden tekrar bir ricam var. Telsa Dedektor. Hello my friend.
Demiş hello, welcome. How are you? Şey diyeceğim arkadaşlar, video çekerken sağ elle telefonu tutup yan olarak çekin. Videolarınızı dik çekmeyin. Hiçbir şey belli olmuyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yavaş olarak çözünürlüğünü ayarlayın. Yükseltin en üst çözünürlükte net bir şekilde yavaşça çekin. Ki baktığımız zaman bir şey anlayabilelim. Yani tamam gönderiyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum. 50 kere izlemen gerekiyor. Onun da zaman yok zaten. Ben de nasıl hocam? İki kişi hocam, iki kişiden 6 metre inmişler. Helal olsun ya. Hani ya yok mu yayına katılan diyor. Arkadaşlar diyor. Beğeni yapıp kanala abone olalım arkadaşlar diyor. Yayına katılmak isteyen varsa dinleriz arkadaşlar. Tecrübesi başından geçmiş bir şey. Böyle ilginç bir şeyler yaşayan arkadaşlarımız varsa dinleyebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Balkanlardan selamlar Reyhan kardeşim gelmiş. Hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamların olsun Reyhan kardeşim. Hoş gelmişsin, sefa gelmişsin. V'nin duruşunu görmeden bir şey diyemem. V her zaman yön işaretidir. Yan, dik, yatay olması gidilecek yönü değiştirir. Toprak altında büyük ve yakını toprak üstünde uzağı temsil eder diyor. Bayramdan sonra sana foto ne video sana ne demiş bakayım şöyle belli olmuyor. Ne foto ne video atacağım diyor Mehmet kardeşim bayramdan sonra. Ve demek istemiş. Buradan acayip ses geldi. Ejderha sesi gibi bağırıyordu diyor Cuma Çalışkan. Nereden ses geldi Cuma? Halid'in elemanları olmasın bu bağıranlar. Halid'in elemanları derken konuyu belki Cuma kardeşimiz belki konuyu bilmez. Ondan dolayı şimdi konuya yabancı kaldığı için bu ne diyor diye düşünebilir. Bir önceki yayınlarımızı izle. Arkadaş şey Cuma o zaman anlarsın niye öyle dediğimi. Şimdi size iki resim atayım ama bu iki resimde birisi ayı kafası ama diğeri ne olabilir? Kaplumbağa mı yoksa başka bir şey mi acaba demiş. Bakacağım. Gönderdim fotoğrafları demiş. Tamam kardeşim. Gönderirsen hemen cevap bekleme benden. Bakın öyle söyleyeyim. Müsait olduğum zaman çünkü bir sen değilsin bir dünya insan gönderiyor. Resim gönderiyor, yazıyor, video gönderiyor. Bir dünya var böyle e-maillerim. Hepsine yetişemiyorum. Aynı anda yetişme imkanım yok. Hani bakıp da yalandan bir şey yazsam eyvallah hepsine yazarım. 200-300 tane mesaj yazarım herkese. Ne olacak ama öyle değil ya. Trakyalı mezarları hakkında ne zaman bilgi vereceksiniz hocam demiş Reyhan. Reyhan Trakyalı mezarları diyorsun. Tamam ben senin bu konuyu bakacağım ona göre ben sana yani burada video yapayım paylaşayım o zaman. Tam olarak ne bilgi istiyorsun sen Reyhan? 6 metre indiğimiz yerde hocam anladım diyor. 6 metre indiğimiz yerde anladım. Lazeri yanınıza alın diyor Mehmet. Lazeri yanınıza alın. Malum misafirlikteyim diyor. Biliyorum hikaye sıkıntı yok kardeşim. Ara ara yayına bağlanıyorum diyor. Rica ederim kardeşim. Şimdi... Az önce seni anmıştım diyor da evet seninle konuştuk şimdi aklı buradadır dedi o. Dedi ki kesin misafirlikte ama kesin aklı buradadır yayındadır diyordum. Selam demiş. İlgin hoş geldin kardeşim.
Özcan hoş gelmişsin. Aleyküm selam. Gömü adetleri ve nasıl yerlere gömülür bu insanlar diyor. Trakya'da gömü adetleri. Tamam, bu konuyla alakalı şey yapacağım. İlgin, dün seninle konuştuk. Yayına bağlanacaksın. Anlatacakların burada seni, arkadaşlar seni seviyorlar biliyorsun. Söyleyeceklerini dinlerler. Yeni yeni şeyler vardır sende. Yayına alalım mı seni? Tamam İlgin, sen ben şöyle yapayım. Önce bir şu davet linkini bir bakalım. Kopyala dedik. İlgin. İlgin, sana gönderiyorum davet linkini. Tamam mı? Gönderdim. Ona göre basıp gel. Şimdi. Mehmet kardeşim, görüşürüz inşallah. Aslında keşke önünde bilgisayardan açsan da canlı yayında yorumlasan abi, sözlü ne güzel olur diyor da. Hüseyin, o zaman bütün yazılanları göremeyeceğiz, cevap veremeyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Ben bunlara bakıp sana ya video olarak paylaşırım, burada herkes izler, sen de izlersin. Ya da sana yazarım, senin için daha iyi olur. Anlatabiliyor muyum? Yani yorumlamaya geçersek şimdi bir şey çok uzun sürecek. Diğer arkadaşların da şimdi hakkı geçmesin, onun için diyorum. Anlatabiliyor muyum? Burada hani muhabbet ediyoruz. Ama ben buna baktığım zaman sana mutlaka cevap vereceğim. Emin ol ya. Ama bir günde sen dediğin gibi bir yayın yaparız. Bak öyle de yaparız bir gün. Hani buradan maillere ben sırayla bakarım. Burada hem kimin olduğunu söylerim hem de gönderdiği videoyu veya resmi böyle beraber analiz yaparız. Yorum yaparız. Değerlendirmesini yaparız yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle de yaparız ama bugün öyle değil. Yok Hüseyin kardeşim, sıkıntı değil. Senin dediğin gibi de bir yayınımız olur inşallah. Öyle de yaparız yani. Evet. İlgin kardeşimiz var. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Daha önceden konuşmuştuk. O bir gelsin bakalım. Yayına bakalım neler anlatacak. Cevat bir taraftan, Halit bir taraftan. Ulan hali çok güldürdün bizi dün ya. Vallahi. Mustafa Polçuk kardeşim. Yani cihaz yakalattınız mı? Beni araçta durdurdular. Araçta makinem vardı. Aldılar. Geri alamıyorum diyor. Araçta makinem vardı. Aldılar diyor arkadaşlar. Geri alamıyorum diyor. Makinenin yanında kazma kürek bir şey var mıydı? Mustafa. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere demiş. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar dilerim demiş. Cuma görüşürüz kardeşim. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Hayırlı Ramazanların olsun. Çapa vardı. İşte çapa mapa hiçbir şey olmasaydı belki yine yırtmıştın. Anlatabiliyor muyum? Sen de tam takım gitmişsin. Ben cihaz yakalattım. Yurt dışında faturasını gösterdim. Bıraktılar diyor. Senin faturan var mıydı Mustafa?
Şey, şimdi kazma kürek bu tür şeyler olmasa yine şey yapıyorsun. Hani yanımda gezdiriyorum, aldım bir yere götürüyorum falan gibi. Yani 50 tane şey söyleyebilirsin. Bahanen olur ama böyle kazma mazma olduğu zaman o kazma işi demek toprak olayıdır yani. Bir şey olduğu zaman kazacaksın işte. Veya kazmaya gidiyorsun. Veya kazmaktan geliyorsun. Bu arada gösterdim ama kazma işi bozmuş. Ya. Niye vermiyorlar? Sebepleri neymiş Mustafa? Sordun mu? Sen mahkemeye versen onu her türlü geri alırsın aslında. Avukata söyle, mahkeme ücretlerini, paralarını falan da hepsini de onlardan al. Kazandığın zaman zaten alıyorsun onlardan. Bu arada ilgin kardeşimiz geldi. Biraz da onunla muhabbet edelim bakalım. Kardeş ne yapıyor İlgin? Alo. İlgin duyuyor musun? Dışarı çıkıyordum. Hem size dedim katlayayım. Dur bir saniye sağ. Abi şey, gidiyordum bir adrese kadar bir şeyler almam lazım. Evet. Ama bu arada bir konuşalım. Araba sürerken mi konuşacağız İlgin? Sıkıntı olur. Efendim? Araba kullanırken konuşmayalım. Sen yoluna bak. Onu çekiyorum. 20 kilometre ben çabuk gidip geleceğim. Sadece kulaklığı ayırayım. Hangisiydi bu? Çünkü diğer telefondan navya bakacağım da. Bir saniye. Neredeydi bu? Sonra sıkıntı olmasın İlgin. Aa, yok yok abi. Problem yok. Aa, bir saniye abi. Bluetooth. Ben sizi dinliyorum. Evet tamam. Eksik düşünmüş demiş. Düşmüyor hocam demiş. Yazın düşmüyor mu? Yazını görüyorum Cuma. Sıkıntı yok. Yani Cuma bakayım. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Hayırlı Ramazan ederim demiş. Yazın düşmüyor mu hocam demiş. Yazdıklarını görüyorum Cuma. Sen hayrola nereye gidiyorsun? Ne alacaksın İlgin? Elvin hoş geldin. Aleyküm selam. Alo. İlgin de yolda şimdi, hani bizi kırmadı, şey yaptı, bağlandı ama o da yolda olduğu için sıkıntı yaşamasın çocuk ya. Şu an yayın dondu, yayın bir açılsın. Ona söyleyeceğim, geldikten sonra görüşelim olmazsa. Çünkü yolda sıkıntı olur, hani dikkatini dağıtmak istemiyorum onun da. Gece yollar sorun. Sebep, biz sebep olmak istemiyorum yani, öyle söyleyeyim. İlgin yayın dondu. Şeyin bağlantısı yetmiyor galiba senin telefon, internet bağlantısı. Maalesef Almanya'da arkadaşlar bağlantı çok kötü. Yani şu internet bağlantısı çok kötü. Şemuz hoş geldin kardeşim. Bu Almanya'ya gittik. Almanya'da var ya, şu Çekya'dayız şu anda. İnternet gerçekten güzel burada. Almanya gibi bir ülkede internet var ya, berbat. İnternet bildiğimiz berbat yani. Çekmeyen yerler bile var. Çeken yerler de böyle yerlerde sürünerek çekiyor. Acayip yani. Hiç Almanya'ya yakışan bir durum değil yani. Samet gelmiş. Hayırlı geceler abi. Eyvallah Samet, hoş geldin kardeşim. Sana da hayırlı geceler. İlgin kardeşimiz büyük bir ihtimalle yolda navigasyon kullanıyor. Abi bağladım kulaklığı.
Evet, navigasyon kullandığın için internet bağlantın yetmiyor galiba, değil mi? Yok yok, kulaklık dedim bağlayayım da. He. Dur acık. Bu arada tanımayan arkadaşlar için söyleyeyim. İlgin kardeşimiz Almanya'da şu anda. Onunla da böyle bir muhabbetler ettik. Güzel, bu konularla ilgili, artı kafası çalışıyor ve araştırmacı. Kendi kendine de bir şeyler böyle buluyor. Mucit yani, öyle söyleyeyim. İyi bir arkadaşımız. Altın alan yerde. Altın koyup orada olup olmadı. Esasım bu işi. Başka yöntemi var mı? Bir de altını bir ipe bağlayıp yokluyorlar. Düz mü bu diyor. Şimdi üç koyup orada olup olmadığına bakıyorlar. Elvin, hangi videomda gördün benim onu? Tam olarak anlayamadım. Markayesi yara işe yarar mı abi demiş. Ben yere. Simplex öyle yani, çok da derinli böyle ahım şahım bir şey değil yani, öyle söyleyeyim. Yakup kullanacağım demek söylüyor. Zaten Simplex işe girdiğin zaman ucuz olduğu için herkes alıyor zaten. Herkes de var o. İnternete gir zaten, özelliklerine bak, ama söylenilen özelliklerin, bu herkes için geçerli. Hepsi için geçerli, bunu bilin. Söylenilen özelliklerin yarısını atın arkadaşlar. Yarısının, yani söyledikleri özelliklerin yarısıdır, yarısı. Öyle hesap edin. Mesela 3 resim yolladım. Adriye Kozak adı ile geldi. Tamam, Mehmet kardeşim, mutlaka bakacağım. Ya İlgin kardeşim. Çocuk da yola gidecek ya, öyle meşgul ettik onu da ama. Sibel Türkay merhaba demiş. Sibel kardeşim hoş gelmişsin. Merhabalar. Yeni gelen arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Ramazan nasıl geçiyor? Bu arada yayını beğenelim arkadaşlar. Beğeni atalım arkadaşlar. Rica ediyorum sizlerden. Yayınımız böyle fazla beğeni alsın. YouTube tarafından başka arkadaşlarımıza da gösterilsin. Amcı Pro alın demiş. Sağolun. Harekete gitti var demiş. Eyvallah Samet. İyi, iyi. İlgin nasıl? Duyuyor musun? Ali Alemdar. Selamlar efendim. Aleyküm selam. Ali kardeşim hoş gelmişsin. İlgin kardeşim duyuyor musun? İlgin'de bağlantıda sıkıntı var. Belli de. Büyük bir ihtimal navigasyon kullanıyor. Navigasyondan dolayı böyle bağlantı yetmiyor. Çünkü Almanya'dayken ben de aynı telefonda internetim vardı. Bir internet kullanamıyordum. Duyuyor musun? Duyuyorum da bir türlü kulaklığa bağlanmadı. Neyse. Bluetooth kulaklığın mı var? Başka da var ama herhalde yani bağlantısı kötü, bağlantısı belli. Sibel görüşürüz kardeşim tekrar.
Ben daha önce oradan benim dediğim bölgede Bizans altını bulunmuş bir yer abi, benim dediğim yer ile arası 10 metre var diyor. Oradan benim dediğim bölgede Bizans altını bulunmuş. Demek ki oralarda bir şey var. Yani 10 metre fazla bir şey, uzak bir yer değil Yakup. Demek ki o bölgeler dolu bir yerler, ama dediğin gibi altın gerçekten bulunmuş mu yoksa bir söylenti mi? Bilal'ın elinden kurtarın demiş. Abi şu Bilal'ın elinden kurtarın yer altın kaynaklarını diyor. Ha. Ya Ali kardeşim ya. Evet, soruyorum. Soruyorum hadi. Evet. Abi ben sizi dinliyorum, hem konuşalım. Geleceğim şimdi, çabuk gel. Tamam tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen git işini hallet. İlgin. Abi dur bir saniye. Çekeyim şu kulaklıkları. Bağlar mı Allah'a ya? Prost telefon ya. Soyuyorlar ya. Doğru diyorsun. Hani de yapacak bir şey yok kardeşim yani. Ne yapabiliriz? Hani millet memnun ya. Onlar çok istiyorlar. Seviyorlar. Yer yüzeyinde bulunmuş dediğim. Bakayım şöyle. Altın. Yer yüzeyinde bulunmuş. Eylül Usta, Milan babasının ismi önemli değil. Yo, anladım anladım Ali kardeşim. Bu işleri vallahi burada işlemek istemiyorum. Ben onları biliyorum. Yani onlar için söyleyecek lafım olmadığında bir daha da söyleyeceklerim bir daha bir şey söylemek istemiyorum. Bulundu diyor, gerçekten bulunmuş. Devlet işte. Yok, devlet değil. Devlet farklı bir şey. Ali, devletin yani devletin ülkenin bir suçu yok. Devlet dostları, işte halk dostları diye böyle içimizde olup da aslında düşman olan çok insan var. Onu insanlar ayırt edemiyorlar. Onun böyle oluyor. O kadar. Başka bir şey demek istemiyorum. Politika ya girmek istemiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü onun sonu yok. Ne dersen de anlatamazsın. Kimse anlamaz yani. Öyle söyleyeyim. Abi bir şey daha söyleyeyim. İlgin sen yoldasın değil mi? Gidiyorsun. Evet evet, problem yok ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Dur aşık. Size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Abi biz bir yerde 1.30'da bir ağaçın balık odundan bulduk. Anlamadım, bir daha söyle. Odundan balık bulduk. Odundan. Odundan. Yani odundan balık. Nerede buldun? Memlekette. Oraya Türkiye'den bir hoca geliyorum bilgiyle. Evet. Bir çalışma yapıldı. Yani benim çalıştığım insanlar buluyor. Bir arşın tam balık. 1.30'da. 1.10, evet. 1.30. Tamam. Roma pınarı. Lakin kalenin içinden, kale biliyorsun ne değil mi? Biliyorum, biliyorum. Kalenin içinden su çıkıyor, direkt pınarın içine giriyor. Lakin evet. Yıllar önce öyle falan pompa falan filan yok. Çıkaramıyorlar suyu. Hani devam edemiyorlar kazma. Zaten bilgide yazanmış. 4-5 evet. Metre değil. Biz orasını geçtik makineyle. Makine 4.5 metre gösterdi. Bir de başka bir kantarla da geçtik. Kantar biliyor musun ne? Evet biliyorum. Bir de kantarla geçtik. O da yakaladı onu ama sınırda. Demek yer gerçek. Hani yapmışlar zaten. Aldılar. Efendim? Onu aldılar. Yok. Mı bulduğunuz şey? Balık çıkarıldı ama malzeme aşağıda. Çünkü nasıl diyeyim size, çalışmak lazım. Bir de şey,
Ona hayvanı kesmişler orada. İnek mi ne bağırmış? Bilgide zaten yazıyor. Derin içine paralar koymuşlar. Öyle mi? Evet. Sevinç. Ben de çok bilgi var kafamda ama buradan konuşamıyorum. O senin güzelliğin kardeşim. Evet hani bilgi çok var ama konuşamıyorum maalesef. Böyle herhalde. Ömer Arman abi sana geçen hafta attığım videoları biliyor. Ömer bakmamış olabilirim. Ben aslında böyle bir güç diye cevap verdim neredeyse yüzden fazla ama içinde sen var mısın bilmiyorum. Ama yakında boş zamanımda ben tekrar geri kalanlara aynı şekilde devam edeceğim cevap vermeye. Anlatabiliyor muyum? Dinliyorum seni İlgi. Abi diyorum ya sana yala çok aran kafamda çok bilgi var ama böyle yaladan konuşamıyorum inan. Hani lazım evet. Böyle göz göze diyor. Böyle evet, bazı evet, şeyler bak. Anladım ben. Ama. Ben seni anladım. O şey balık bulduğunuz yer açık mı? Yani kapattınız mı? Kapandı. Yani tekrar çalışma yapılabilecek bir yer mi yoksa sıkıntılı bir yer mi? Yok yapılacak. Hmm. Sonra, abi sana başka bir şeyler söyleyeyim. Ben de bir arkadaş var. Diğer abiler de dinlesin. Evet. Onlara hayırlı akşamlar dilerim. Kusura bakmasınlar. Biraz evet. Kafam duyuyorlar. Dağınık da. Duyuyorlar. Evet duyuyorlar. Bu uydu sistemi var ya. Evet. Çekya'dayım. Size uydu sisteminden bahsedeyim. Bende bir arkadaş var. Evet. Abi bu uydu sisteminden başka bir tanıdıkla 3 kez çıkardı. Evet. Hatta ilk çıkardıkları bir kayada içinde bir yüzük bir de bir para vardı. Benim de evet. Başka tanıdıklarım bu radyesteziyle uğraşıyor. Burada Almanya'da çubuğu yapan evet. Çocuk. Ona çıkardıkları kutuyu gönderdim onlara. Dedim abi bir kontrol et dedim bakalım. Çünkü o bu konuda bayağı bir iyi. Ben dedim ona bir kontrol et dedim bakalım. Bunlar bize yalan mı atıyor? Gerçeklerimi söylüyor. Gerçekten de çıkarmış lan para. Evet. Dediler bana çocuk dedi bana kaç gram çıkardıkları? Kaç gram? Gram. Çünkü kutu şöyle büyük de böyle küçük bir kutu ama çok güzel evet. Kutu. İçinde bir tek yüzük, bir tek de bir para varmış. Söyledikleri doğru. Abi bu uydum aşağıdaki tuneli, uzunluğunu, genişliğini, her şeyi görüyor. Ama nasıl bir uydu sistemi? Eğer uydu sistemi iyi çalışmıyor. Bu programın adını söyleyebilirim size. MATLAB üzerinden. Evet. Resimden de bakabiliyorsun. Mesela çubuk var yani çubuk kullanıyor ya arkadaşlar. Evet. Bu çubuk neyi yakalıyorsa resimde aynısını yakalıyor. Aynı çıkış signalini. Aynısı. İnanmayacağım. Bir resmi çekiyorsun. Sana gösteriyor nerede metal olduğunu. Ben kendime yapmışım. Bu matkaplar var ya. Ama büyük evet. Matkaptan şöyle büyük evet. Matkaptan hani Dewalt güçlü evet, böyle bir evet. Aldım. Kendime 5 metre şiş yapmışım. Bak arkadaşlara da söyleyeyim bir akıl vereyim. Hani bunu biz uydurmuştuk memlekette aramızda. Hmm. Şişler 1 metre araya lan. Çelik böyle. İçine de rezba Türkçesi nasıl ya? Hani böyle boltu sıkıyorsun ya. Evet. İçine boltu sıktığın gibi şişleri de birer metre aralarına sıkıyorum. Ama bu arada ayakla kullanıyorum arabayı. Neyse. Abi bu matkabın önüne bir giriş yapmışım.
Dil böyle hani elden sıkıyorsun. Hani bir böyle kanallı evet. da oynamasın çevirirken. O evet. uzun şeyler var ya. Nasıl diyeyim sana? Birazcık resmi ben bu arada konuşayım sana resim de göstereceğim ver resmi. Aleykümselam Bozdağlık. Aleykümselam. Abi mesela bir metreyi evet. vurdun aşağı değil mi? Yetmedi. Matkabı kurtarıyorsun. Anladım. Diğer şişi takıyorsun. Ondan sonra ekleri ekliyorsun. Doğru, tamam. Evet, evet. Ama sadece dikkat etmeleri gerekiyor. Düz aşağı düz olmalı. Hani yeridirsen içindeki rezbala şey, evet. büker kırılıyor. Evet dişler. Evet. Bir de çıkarırken matkabı ters çevirmeyeceksin. Çünkü sökülecekler. Evet, belki söküldüğünde sağa doğru çevirecek. Evet. Evet, evet. Ben öyle bir yerde gittik bir yere bu şey dedi burada bir şey yok. Ben çubukla yakalamışım orada her şey bana dedi burada hiçbir şey yok. Ben buna inanmadım. O zaman elimde makine yoktu. Aldım bu benim yaptıklarımı gittim oraya. Biz üç arkadaştık. Üçümüz de evet, duyduğumuzu tavana vurduk. Ben zaten çubuklan dedim burada maksimum 2.20'de 2.40'da boşun üzerindeyiz. Abi inanmayacaksın ayaklarımız titredi. Sonra biz baktık makineye lan oraya. Ama arkadaş dedi demir varmış orada hani değerli metaller yok. Ne kadar söyledi bilmiyorum. Onun makinesinden bakmıştık. Diyor mu hani çok yerlere gitmiştim hani abi elimde öyle mektupla baba oğluna mektup yazıyor. Ama bir kaza oluyor oğlu babasından ileri ölmüş. Hem de yazıyor oğlunun ismi, nereye gideceksin, ne yapacaksın, her şey adım adım. Adam içeri girmiş. Hani o yüzden çok ümitliyim. Bir de bu işi yapacaksanız benden size tavsiye imkanınız yoksa da profesyonel yapmalısınız. Çünkü bu iş çok yorucu ve yıllar geçiyor. Maalesef bir sonuç almadan da bu dünyadan gidebiliriz. Evet, öyle gidenler zaten çok var. Yani elindekini de harcayıp hiçbir şey bulamadan gidiyor. Evet. Sana istiyorum bir resim göstereyim. Hani nasıl yaptığımı. Aa bir de bak burada bir az bir şeyde bile makine yalan çizgi göstereyim. Dur bakalım domun kapıda. Bak bu yani şu tarafta. Basamaklara bak. Pek belli olmuyor da yine de he. Görüyor musunuz? Basamaklara bak tek tek aşağı gidiyor. Neyse buradan pek belli olmuyor. Sen ekran resimlerini benimle paylaşırsın. Ben paylaşırım arkadaşlar. Makine iyi çalışıyor. Hani bu akıntı burada tüm medya. Ya bir resim arıyorum size matkabı göstereyim. Sen yola bak yola. Yola da bak. Şey ilgin öyle dikkatli dikkatsizlik yapma. Bir de size göstereyim. Kayanın içinden çıktı. O mu? Evet. Evet. Tezgin hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Antena da buldum. Şöyle yapın diye. Bak görüyor musunuz? Evet, evet. Hani arkadaşlar da görsün. Bak bu üsttekisini söküyorsun. Şuradan şunun altını. Onu söküyorsunuz. Sonra diğer şişi takıyorsunuz. Sonra bunu takıyorsunuz. Evet. Sonra da matkabı yani evet. böyle. Evet. Bana gerek yok. Evet, kalın evet. boşluğa girecek. Evet. Evet. Abi diyorum ya
Bu işler çok zor ya maalesef. İnanmayacaksın eskiden o kadar çok para harcadım. Hani konuştuklarım. Bir de yanındaki arkadaşlarınızı lütfen çok iyi seçiniz. Aranızda cimri olmasın. Hani madem biri para vermiyor, arkadaşlar onu yanınızdan savuşturun. Takılmayın öyle insanlarla. Yani diyor ki bir şey yapacak ekibin içinde bir ortak harcama olacaksa herkes yardım etsin. Herkes bir kişi istemez. Bende yok, bende yok, ben veremem diyen insanlar diyor. Yanınızda barındırmayın diyor çünkü hep size yük oluyorlar diyor. Doğru yani. Öyle zaten. Gerçekten işler hani ben bu işi ciddiyete almışım. O yüzden böyle konuşuyorum. Şimdi kim öylesine yapıyor. Hadi ben bir şeyler buldum. Bir deneyeyim ben şansımı. O kadar şansa bırakmayacaksın işte. Tabii nasip işi ama sen elinden geleni fazlasından yapman gerekiyor. Doğru. Yoksa bu iş olmayacak. Ya biz zaten elimizden geleni benim zaten artık nasip kısmet yani. Ya nasip kısmet işte ya. Evet, sen daha yolun var mı İlgin? Var ya 12 kilometre kaldı, ne uzakmış bir şey. Nereye gidiyorsun? Abi gidiyorum eBay'den bir şeyler buldum. Gidiyorum ona. Evet. Abi eşim ısmarlamış da. Bir şey aldığı bir şeyler var. Getirmiyorlar mı peki? Kendileri getirmiyorlar mı? Yok yok eBay. Klan eBay sahibi. Bilmiyorum mu? Bilmiyorum sizin orada var mı? eBay. eBay var. eBay her zaman her yerde var da hani kargoyu sizin adrese getirmiyorlar mı? Bu privat özel insandan hani bir aileden gidip alıyorum. Şahıstan alacaksın sen. Şahıstan. Tamam anladım. Evet, bu az önce de gittim başka bir yere. 50 kilometre gidiş geliş 100. Bir printer aldım. Printer biliyor musun? Biliyorum printer. Hemen sıfır yeni sayılır. 25 euro verdim ona. Çünkü bende var bir tane ama interneti değiştirdiğine telefonuma bağlanmaz oldu. Hem de boyası da hepsi içinde 25 euro aldım. İyi fiyat. İyi yapmışsın. Lazım çünkü evrak falan filan burada. Evet. Sen evde orada kirada mısın? Kendi evin mi İlgin? Değil mi ya? Hani kirada çünkü ben yalnız çalışıyorum. Kirada mısın? Kirada. Ne kadar kira veriyorsun? Abi eskiden az veriyordum. Bu sefer fiyatı biraz kaldırdı. 630 euro. 630 ama sıcak. Ya. Bu şey mi? Sıcak su, soğuk su, elektrik hariç mi? Sadece kira. 630. İnternetten çıkıyor bana aşağı yukarı 650. 660 internetten. Hepsi içinde. Ama yine de bu paraları çöpüyorsun. Bakacık. Şimdi abi ben de istiyorum bankadan ama ben hesap yapıyorum. Ben yalnız çalışıyorum. İşte küçük çocuk var. Evet. Hanım işe gidemiyorum. Ben bankaya başvuru yapsam ben burada bir ömür boyu lambonu ödeyeyim. Ben de ne yaptım? Kafaya koydum bir yerden çıkaracağım iş yapacağım. Hani ben köle olmak istemiyorum. Benim borcum olduğuna ben bu işlerle uğraşamayacağım. Ben o yüzden o kadar işlere daha ciddi bakıyorum. Evet. Çünkü niye? Ben kendimi bir kere bağlarsam buraya hani kendimi hapsediyorum artık sağ sola gidemeyeceğim. Ben de evet, doğru. Hani evet. Bu işleri yapamayacağım bir daha. Ne de makine alabileceğim hiçbir şey. O yüzden de evet. Ben kendime bu yolu seçmişim sonuna kadar. Belki evsiz kalacağım ama biliyorum ki çıkaracağım. Ve her şeyini de çıkaracağım hani bu garibanlığı. İnşallah bir şeyler bulursun İlgin ya. Vallahi inşallah kardeşim. Dediğim gibi kafamda çok iyi şeyler var. Ve
B'si V. Yok inşallah bir şeyler bulursun. Sen araştırmak için yani bir şeyler uğraşıyorsun. Benim adamlarım var orada. Ben buradayım. Onlar nereye gidiyor, ne yapıyor? Hepsi bana telefon geliyor. Benim adamlarım var orada. Grubum var. Ekip mi var? Tabii 2-3 tanem de. 3 tane ekibim var. Hepsi beni arıyor, bilgilendiriyor. Yaşım küçük diyorum ama abi bir sıralık ekipleri 4-5 tane ekip yapmıştım. İkisini ayrıldım ikisinden. Dedim ne yapıyorsanız yapın. Şu an 2-3 tane ekibim kalmış. Burada Sezgin arkadaşımız var. Yazmış. Diyor nasıl? Ki, bak burada arkadaşımız yazmış. Diyor ki diyor, harbiden çok güzel, temiz bir arkadaşa benziyor. Ya abi ne kadar şimdi temiz. Hepimizin hataları var. Ama kimseyi aldatmam, onu diyebilirim hani. Evet. Kimsenin hakkını yemem. Tamam. Ya öyle para istemiyorum. Evet. Öyle oldu. Çalışmayacaktık böyle. Yok inşallah bir şeyler bulursun. Arkadaşlar da sırada şöyle bir kolata gidip tamam. Toplanırsam, yani eşim birazdan toplandığına abi anlama bir ışık koyacağım. Anlama bir ışık koyacağım, çubuğu alacağım, sokağa çıkacağım. Arkadaşlara göstereyim. Nasıl görsünler elimden, nasıl yüksekliği alıyorum. Telefonu koyacağım. Abi göstereceğim ki, bak gösterdiklerini onlara göstereceğim. Kendileri görsünler nasıl bu iş, hani çalışıyorum. Olayın olsun sana, iyi gün ya. Almanya'ya falan gelirsen görüşürüz. Evet abi gelirsen görüşürüz, problem yok. Vallahi görüşürüz, iyi olur. Dediğim gibi abi ben bu işe çok çok ciddi bakıyorum. Hani umutluyum pek demem. Yani ben kendime inanıyorum. Eskiden ben işten anlamıyordum. Ben alemin ağzına bakardım. Bana diyecekler bunu yapalım, onu yapalım. Ama artık artık ben ne yaptığımı biliyorum. Ama aradan o 13 yıl geçti. Ben 13 yıl aptalmışım. O yüzden yani insan böyle. İlginç zaten. Geçmişte yaptıklarımız zaten şu an hani şu an bilsek onu zaten yapmayız. Yani bu tecrübedir. Olabilecek şeylerdir bunlar. Abi bak, ben Halit diyor ki sana bir şey soruyor da evet. Diyor ki çalışmalarını yurt içinde mi yurt dışında mı yapıyor diyor sana da. İlgin şu anda Almanya'da, ha, orada yapıyor. Ama yerlerim Türkiye'de de yerlerim var. Orada öyle da mi? Var. Tabii. Türkiye'de, Yunanistan'da. Ama peki daha çok ama Türkiye'ye çok para harcamışım. Türkiye o İstanbul bölgesine bir yere gitmiş. Nereye? İstanbul'a nereye gitti? Dinliyorum İlgin. Ali ben Almanya'da değilim. Şu anda ben yapayım. Bağlantı donabilir. O da bağlantı çok yavaş. Abi şimdi duyuyoruz İngiliz. Şebeke kaydı ha. Ya. Almanya'da biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Şey. Abi Kıyıköy. Kıyıköy'e mi gittin? Evet. Hmm. Orada o kadar büyük bir şeyler var. Çok büyük bir şeyler var orada. O bir yerde değil de. Ama orası çok zor. Oraya bir daha gitmem ben. Kiminle gittin oraya? Kim çağırdı? Burada grubum var ya. Türkiye'de de grubum var. Öyle mi? Tabii.
Hem de abi biz Marmara Denizi'nden Karadeniz'e yatla girdik. Evet. Suyun altına böyle oksijen bu şeyler var ya. Bu hortumları, Hortumları. boruları. Hortumları var. Oradan aşağı saldık. Millet yukarıda sahilde tatil yapıyor. Biz onların altından bir şeyler, bir giriş arıyoruz bilgiyle. Valla. Çok sağlam var. Bu Türkler çok hızlı Türkiye'de. Adamlar çok hızlı. Valla. İmkansız yok. İyi ya, olsun olsun güzel. İşi bakıyoruz üst seviyede yapma. Hani hatayı minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Hata yapmamızı. Zaten hata yaptığın zaman işin bitti. Burada hata yapmayacaksın. Yok, insan bazen hata yapıyor ama hemen düşünüyorsun, ben nerede hata yaptım? Gittiğine işler Yani oluyor. bazı hatalar var, yaptıktan sonra telafisi yok. Evet, İnsan hatalı. düşün. Abi eskiden benim dedem, size anlatayım, arkadaşlar da dinlesin, bu öküzlerle var ya, komünizm zamanında. Evet. Pulluk biliyor musun ne? Biz pulluk diyoruz. Türkiye'de bilmem ne diyorlar. Hani sürüyorlar tarlayı böyle. Bizde de aynı, bizde de aynı. Abi bir bakır ilişmiş bir kova. İçi dolu sarıyla. Evet. O zamanda da ne yapsın dedem, korkudan çıkarıp başka yere gömüyor. Biz oradan kızıştık. Abi sınırları da değiştirdiğine komşu. Bu malzeme sınırın içinde kalıyor. Her akşam giriyorduk bu ailenin avlusuna, koca bir delik açıyorduk. Her akşam bundan kalkıyorsa yine düşecek içeri. Diğer akşamsı yine. Her gece birer delik açtık, bir şey bulamadık. Biz bu işe böyle başladık. Hala onu bulamadınız mı sonra? Yok abi, ben bir daha da onu istemiyorum. Çünkü kamera koymuşlar. Ama bu kamera meselesi de sıkıntı değil. Arkadaşlara söyleyeyim. Kimin imkanı var? Bu anti radarlar var. Ama iyileri yapıyor aşağı yukarı 1000-1200 euro. Abi en az 1-1,5 kilometre civarda hiçbir şey çalışmıyor. Kamera ne telefon? Sal git işini yap. Ormana mı gideceksiniz? Gizli kameram var. Sal bunu git. Hiçbir şey çalışmıyor. Direkt kameralar iptal. Ne bu? Sen dediğin şey ne? Abi anti radar. An Ama diye polis radarı için. Kameralar için. Ama kaliteli bir tane almak lazım. İşkiliyorum bir 1200-1500 euro. Evet. Evet. Hani bu işi yapacaksan, öyle bir yerin varsa iptal etme, ertele. Hani aklında olsun, her şeyin bir yolu vardır. Evet. Ya nereye geldik biz ya? Vallahi. Var ya, çok çok güzel ya, lava inanmayacağım. Ama biraz geç kaldık. Eskiden. Her gün bir şey yapacak halimiz yok ya. Yani örnek veriyorum, bulursun bir tane işine yarayacak şekilde, o seni ihya eder yani. Bağlantı bazen gidiyor, yavaşlıyor. Evet, Halit. Bağlantı var. Evet, Halit diyor ki antiradar elektromanyetik alan bozucu sistemdir diyor. İnternet Evet. hiç Arkadaş. kapatıyor diyor, çalışmıyor diyor. Evet.
Sadık abim gelmiş. Sadık abi nerelerdesin ya? Aleyküm selam. Nerelerdesin? Bayağıdan beri yoksun. İyi misin? Nasılsın? İstediğin yere geldin mi İlgin? İlgin adrese geldin mi? Geçmiş olsun Sadık abi. İyileştin mi? Duyuyorum. Bahram. Welcome Bahram. O da bağlantısı çok kötü ya. İkide bir internet kopuyor. Biliyorum oranın bağlantılarından olduğunu. O yüzden onu çok iyi anlıyorum. Almanya'da internet bağlantısı çok berbat yani. İki tane, üç tane değişik hat aldım oradan. İçinde hatta 100 GB mi, 200 GB mi ne güya internet var. İnternet 1000 GB olsa ne olacak yani? Çalışmıyor. Bağlantı yok da ne olacak yani? Çözemedim onları. Medyalarda o açıdan diyor. Ölçen toparlap cihazları nereden katılıyor? O şeyden katılıyor. Almanya'da. Ali. İlgin Almanya'dan katılıyor çocuk. Almanya'da yaşıyor. İyiyim Sadık abi. Ne olsun? İyiyim. Allah'a çok şükür. Uğraşıyoruz. Aynı devam ediyorum. Vallahi neresinden olduğunu tam bilmiyorum. Ali kardeşim. Olur olur tabii ki tanışırsınız. Niye tanışmıyorsunuz? Bak sen yazarsın kendisi isterse cevap verirse tanışırsın. Ne olur? Evet. Abi sizinle iyi sohbet oluyor ama. Eyvallah. Seninle de aynı. Arkadaşlar da sana... Bir şey söyleyeyim mi size abi? Kusura bakmayın ya. Ben çok heyecanlandım. Sonradan baktım kendime utandım yemin ederim. Çok heyecanlı. Böyle tanımadığım insanlarla konuşuyorum. Hiç beğenmedim kendimi. Yok yok olsun olsun İlgin ne demek ya sen doğal bir insansın yani biz de aynıyız. Biz de hani birileriyle konuşacağız diye değişmiyoruz yani neyse koyuyoruz. Sıkıntı yok. Önemli olan dürüst olmak. Anlatabiliyor muyum? Gerisi boş. Bu zaten bu işi yaparsan bunu görmez. Bana bu konudan hariç boş konuşmak istemiyorum. Bana sonradan arkadaş mesaj attı. Önemli lütfen kaldır. Da o zaman onu aradım. Dedim ne oldu? Boş konuşmak istemiyorum dedim. Bana bir bilgisi var. O zaman dedim konuşabiliriz dedim. Hani o kadar bu işe fazla kafaya koymuşum. Başka konularda hiç konuşmak istemiyorum. O yüzden de katılıyorum buraya. Konular hoşuma gidiyor. Ben bunu severek yaptım. Zaten belli abi. Severek yaptın. Severek yapmasa sen bu kadar uğraşmazsın. Düşünmezsin.
Yok, bazı insanlar para için yapıyorum. Sırf zengin olmak için. Ama benim hoşuma gidiyor. Seviyorum hani. Evet. Sırf para için yapıyorum. Tabii para için ama artık ben parayı geçmişim. Bunu kafaya koymuşum. Evet. Bir sonuç aldım. Kalada bırakmayacağım. Tabii. Hani Fatih Sultan Mehmet gemileri nasıl karadan geçiriyor ya vazgeçmiyor. Evet. İşte bende de bu kandan akıyor. Evet. İyi, iyi. Sen inşallah bir şey bulacaksın. Şey, ama dikkatli olsun. Tamam. Abi ben eminim ki bir sonucu gelecek. O yüzden İnşallah. şüphem yok. İnşallah. Hüseyin Atay abi, babam senin hayranın. Eyvallah. Utanıyor kardeşim, biz adam yemiyoruz demiş. Biz burada eğleniyoruz demiş. Ne diyor arkadaş? Yok, utanmasına, sıkılmasına gerek yok diyor. Yani biz burada insan yemiyoruz diyor. Hepimiz aynı istiyor. Anladın mı? Yani sıkıntı yok yani. Bu sana dolmuş olabilir. Ne diyor? Evet. Sen alacağını aldın mı Bilgi? Aldım Yani bir aldım. sıkıntı var mı? Yok abi ne olacak? Ben rahatım. Abi sizi anlatayım. Kamyon kullanıyordum. Bir arabaya çarptım. Evet. Şehir içinde. İyi polisler geldi. Dediler bana ceza yazacaklar. Evet. Ben dedim siz bana nereden direkt ceza yazarsınız dedim. Bana yazamazsınız dedim. Çünkü ben suçluydum. Orada adama dedim geç. O da geçmedi. Kamyon lastikleri de büyük. Arabanın gerisini vurdum. Neyse. Polise dedim biz kolegayız dedim. Fiyatlarımı polislik kişi almışım. Adam dedi madem kolegayız sana ceza falan filan yok dedi. Ceza yazmadı. Yok abi beni polisler kaç kez yakaladı. Bak ben kemer kullanmıyorum. Hiç kemer falan filan takmıyorum ben. Orada kemer takmadığın zaman sıkıntı. Kemer mecbur takman gerekiyor ya. Polis beni durduruyor. Elimde telefon. Kemer yok. Arkam sıra sür diyor. Arabadan iniyorum. 5 dakika konuşuyoruz. Diyor evine git. Yani. Kamyondan stopta durmuyorum. Arabanın önüne çıkıyorum. Stopta durmadım. Çünkü bir şirkette çalışıyordum. Kamyonu frensiz kullanıyordum abi. Yani tırı. Çünkü fren kullanmadığına daha fazla para veriyorlar. Ben de frensiz kullanıyordum bütün gün. Stop mob direkt sürüyordum. Parayı şey, araba kullandığın zaman niye daha fazla para veriyorlar? Arabaların balataları eskimesin, bir de acele işlerimiz olsun diye mi? Frenlerden tasarruf yapıyorsun. O yüzden frensiz kullanıyorsun. Bir de kalkışlarda gaza böyle çok ağır basıyorsun. Yavaş yavaş. Sakince böyle. Hani 1500 o beviri geçmesin. Evet. İyi. Yani görüyorum arkadaşlar, Almanya'da neyin hesabını yapıyorlar. Ne diyorlar? Niye? Arkamda bir minibüs gördüm abi. İçinde de gördüm rozet var hani böyle. Ay dedim bunlar belki inşaattan işçiler. Evet. Abi diğer çatalda sokan kırmızı Evet. ışık artık duracağım. Yanında bir kız minibüsün içinde bir de bir çocuk genç polisler. Evet. Kız bana baktı. Ben bir kere böyle yaptım. Ay dedim şimdi işler iyiydi. Bir başladık konuşma. Diyor sen arabanın önüne çıktın diyor. Diyor stopta durmadın. Bir de arabanın önüne çıktın diyor. Dedim biz el hareketiyle arabayla anlaştık dedim. Abi bir şey yapmadılar. Ama kız beğendi beni. Ben o zaman böyle kısa bir tişörtle bir de kasket vardı. Dedi bu çocuğa ben yazmayayım ceza. Yine yaz. Akşam toplanıyor. Akşam abi alışverişe çıkmıştım. Nasıl görmedim arkamda polis var. Abi ışıkta bir bastım. Fazla da basınca arabanın egzozundan duman atıyor. Evet.
Araba arkama yapıştı. Sonra 30 zonaya geldik. Ben de normal kullanıyordum. Bir saptı, baktım polis. Bir şey demediler. Abi beni polisler çok durduruyor. Ama her zaman yırtamazsın İlgin. Öyle her zaman yırtamazsın. Yani kurallara uymaz mı? Abi her zaman. İnan Lejan da çok önemli, polisle nasıl konuşuyorsun. Gerçekten size diyorum, bu işte çok tecrübeli. Evet. Cin çarpmıyor mu demiş. Cin çarpmıyor mu derken hala çarpmadı cin. Ekin. Bir arkadaş var yazmış da onu ona söyledim. İlgin. Evet. Bu akşamki arkadaş değil. Bence akşam da yayına girmişti. Bir arkadaş hani var ya, bu üç harfli adam bahsediyor. Çok anlamlı sözler söyledi hani. Şey mi? Dün iki tane vardı. Hangisini diyorsun? Yani bu üç harfli adam bahsediyordu. Dayak yiyorum. Sen de diyordun ya. Dayak ya, o bizim şey ya. Burada Halit var. Halit var. Burada Halit olarak yazıyor. Şimdi onun durumu biraz şey, Allah, o biraz şanslı bu konuda. Çünkü sadece cinlerden sadece bir dayak yemiş. Başka bir şey yapmamışlar. Başka bir şey yapanlar daha var cinlerin de diyor ama Allah'tan bana onlar denk gelmedi. Yoksa diyor yani işimiz kötüydü diyor yani. Durumlar böyle. Ulan Halit, ulan iyi güldürdün beni ha. Bugün cuma, yarın cumartesi. Aa, bağlandı şebeke kaydı. Abi benim arkadaşı kaldırıyorum. Arkadaş yastığın altına bıçak koymuş. Çünkü sürekli televizyonu sallıyormuş, ışık hep oynuyormuş ondan. Abi inan Mecan, arkadaş yastığın altına bir bıçak alıyor demiş. Bu akşam ben onu halledeceğim demiş. He. Abi bütün yatağı kaldırmış böyle bir kere havaya. Bir kere bırakmış yere. Arkadaş anlamış ki onun gücü yeterli değil. Evet. Acayip güçleri var. Sonra ne olmuş? Bıçağına hiçbir şey yapamamış. Yok hiçbir şey. Sonra da folyenin içine ekmek koymuş. Öylesinden bırakmış onu. O kötü üç harflerden değilmiş. Kamera var. Kötü üç harflerden değilmiş abi. Neymiş o? İyilerden ama canı sıkılıyormuş. O yüzden ondan demiş biraz oynarsın. Evet. İyiymiş de canı onunla oynuyormuş. Evet hani kötü olsaymış. Allah'tan canı sıkıldığı zaman başka bir şey yapmıyormuş. Hani evet. Değilmiş iyi ki. Ama abi benim bildiğime göre ondan sürekli bizim yanımızda. Lakin Erhan, biz görmüyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Lakin biz onları görmüyoruz. Onlar sürekli bizim yanımızda. Tabii. Biz görmüyoruz. Öyle zaten onlar. Onlar o şekilde varlar her zaman. Evet. Bakalım ya, işler ne olacak? İnşallah iyi olur ya. Sen geri mi gidiyorsun? Evet mi gidiyorsun? Eve gidiyorum, evet. Var 20-25 kilometre. Dediğim gibi bu işi yapacaksanız arkadaşlara söylüyorum, çubuk kullanmasını bilmiyorsalar öğrensinler. Çünkü yardımcı oluyorum. Bir de en azından bir dedektörleri olması gerekiyor. Şart. Yoksa olmuyor bu iş. Hani mecbur. Almanya'da böyle senin kullandığın, güzel tecrübe ettiğin dedektör var mı? Ama hani yeraltı görüntülemesi mi ya da
Dedektör. Puls dedektörü. He, dedektör. Dedektör mü? He. Derin arama içi mi? Ya, genel arama içi. Yani az önce bir arkadaş söylüyordu da onun için sordum. Orada kullandığı var mı? Yok. Derin mi? Ya da yüzeysel arama içi. Derin. Derin. Derin mi? He. Abi derin araması içi şu an ben bir tane alacağım. Benim arkadaşta var. Makineyi denedik. Makine muhteşem abi. XP Deus 2'nin Extreme Hunter kantarı çıktı. Bir yıl mı ne olacak? Ama makine gerçekten de parasını hak ediyor. Hatta ucuz. Makine gerçekten de... Ne kadar? Abi sadece başlık 1600 euro civarında. Sadece başlığı. Başlık. Başlık dediğin iki başlık ortasında da sopa var. Bütün kantar. Ama display'e... Ortadan sopa var. Başlığa evet. Böyle dört tane şey geliyor. Etraf başlık biraz büyük ama. Başlık biraz büyük. Yani dört tane değil. Bir tane birisi signali alıyor. Diğeri de alıp gönderiyor yani diğerini. Hani yok, birisi... Birisi şeyden asılır vaziyette duruyor değil mi? Yukarıdan tutuyorsun. Biraz başlık büyük. Yok dur göstereceğim size şimdi. Makina gerçekten de iyi. Bende display var. Display de ayrı paranı. Şu makineyi diyorum. Duracak. Evet. Makine gerçekten de çok iyi çalışıyor. Denediniz mi? Yani güzel bir sonuç aldınız mı? Çalışılmadı ama bizim bildiğimiz hala da hani 4 metreyi rahat hani 4 metreyi görüyor diyebilirim. Evet, güzel. Gerçekten de makine güzelmiş. 4 o kitapta 5 yazıyor. 5'i bilmiyorum görecek mi ama 4'ü kesin görüyor. Ne bilir. O yazılanların yarısını hesap edin her zaman. Evet. Neyse, yok abi. Yok. Şirket duvarında 5 yazmışlar ama 4-4.5'u hani 4'ü kesin görüyor. Evet. Kesin. Belki daha büyük bir şeyler olursa hani 5'i belki fazla da onların tahmininden de daha derine de inebilir. O ihtimal de var. Çünkü makine gerçekten de iyi çalışıyor. Fiyatı ne kadar? Evet. Toplam fiyatı? Abi komple fiyatı bende display'i var. Hani bilgisayarı. Ekranı. Küçük telefon şeyler. Onu hesaplamasam yani ondan beraber bir 2600 falan. Hı. Evet hani uygun ama bunu da söyleyeyim. Başka arkadaşlar da almışlar memleketten. Memleketteki makine bir de buradaki aynı marka makine aynı performansı vermiyor. Bunu da söyleyeyim. Olabilir. Evet olabilir değil gerçekten de vermiyor. Evet. Ne yapıyorsalar. Ama bir de Türkiye'deki arkadaşlara söyleyeyim. Bu gece internette gördüm. Yeni bir dolandırıcılık ortaya çıkmış. İkinci el telefon alanları sim kartını taktığında abi eve toplanıyorsun değil mi? Sabahleyin kalktığında bankadan bütün paranı boşaltmışlar. Dikkat etsin. Nasıl? Nasıl yani? Ya abi bu telefonu satan adam bir program yüklüyor telefona. Sen de satın alıyorsun. Sim kartı koydun. Zaten senin sim kartı taktığında kayıt yapıyorsun bankanı değil mi? Telefondan falan ödemeler. Evet. Yatıyor abi sabahleyin kalktığında bankada tüm paralar gitmiş. Hmm. Yani bunu da arkadaşlara söyleyeyim. Dikkat etsinler. Türkiye'de mesele olmuş. Olabilir yani. Evet. Yapılabilir. Olabilir değil de olmuş zaten. Adam dedi dikkat edin. Adamı
Adamın kitabını boşaltmışlar. Yarısı gelebilir. Kardeşimiz diyor ki 4 metredeki çap nedir diyor. Metal ya da boşluk diyor. 4 Nasıl bir metredeki çap nedir diyor. Metal ya da boşluk diyor. Çap derken başlığın çapından mı bahsediyorsun acaba? Evet. Ama çok pahalı değilmiş yani o makinede aslında. Yani iyi, uygun fiyat uygun. Makine ucuz ve parasını da hak ediyor. Gerçekten de iyi çalışıyor makine. Hani bence makine iyi çalışıyor. Bir de küçük şeyleri de yakalamıyor mesela tek paraları. Ha, yüzeysel aramaya takılmıyor. Derin olduğu için zaten yüzeydekileri görmüyor. Evet. Hani bu makine iyi. Ya Mindlap iyi. Bu X markası iyi. Bir tane daha, bir tane vardı. İsmini duysam o da iyi ama Mindlap. Garrett. Garrett'i mi diyorsun? Yok yok, Garrett değil ya. Başka bir tane. Şimdi söyleyeceğim. Mineral. Yok yok, Minelap. Minelap iyi. Evet, Minelap iyi. Dur diğerini de şu söyleyeceğim sana. O makine de iyi. Niye kusmuydu? O senin söylemiş olduğun oradaki makinenin başlığın çapı ne kadar? Küçük başlık, büyük başlığı var mı yanında? Yok yok abi, bu tek bu. Bu tek bu, hani onun öyle yok. Bunu direkt hepsini takıyorsun, alıp eline yürüyorsun. Hı. 2000-2003 bin euro Bir de Nikos. Nikos da var ya, o da iyi. Nikos. Hangisi? Nikos. NEXUS. Şurada yazıyor ya kenarda Nikos. Görebiliyor musunuz? Nikos. Evet, sen o şey yoldaki trafik kameralarının uyarılarını mı veriyor sana böyle navigasyon? Evet, kameraları veriyor bana. Evet. Ama araba içi de kamera var. Seni hiçbir radar yakalamıyor. Aşağı yukarı 1500 euro kadar ödemen lazım ama Avrupa'da yakalarsa cezası çok kötü. Yani arabana bir şeyler ön tampona yapıyorlar abi. Ne polis, hiç kimse seni, sana hiçbir şey kamera çekemez abi. Ne yap? 1300-1400 euro yapıyor. Ne yaptı? 1500. Abi bir radar, bir anti radar yine monte ediyorlar senin ön tamponuna. Zaten polis durdursa da onu bulamaz. Seni ancak burada Avrupa'da durdurarsa, yakalarsa, o zaman mesela araban Mercedes'e getir hala. Arabanın komple sök. O zaman cezayı yersin. Ama öyle şey benim. Evet. Ah, neyse arkadaşlar, yayını yavaş yavaş kapatalım mı? Hani arkadaşlar bir şeyler sormak istiyorsa sorabilirler. Evet. Geç oldu zaten. Saatte Türkiye'de de 8, 9, 10, 10, 11'e geliyor. Yavaş yavaş istiyorsanız kapatalım. Ona göre olmazsa yine yaparız zaten. Sen de şu anda yoldasın zaten. Daha uygun olursan yine görüşürüz. Bilgin. Tamam, sizin nasıl uygunsa Ha? benim şu Sen problem. zaten yoldasın. En azından yolda olmasın rahat. Ben iş gitmeyeceğim abi. Ben salı akşamı işteyim. Burada kırmızı yumurtaya.
He burada da var işte. Burada da bayramları aynı şekilde. Ne Paskalya diyorlar. Burada da Paskalya var işte. Evet. He. Anladın? Nasıl abi? Diyorum ki burada da aynı bayramlar. Demek ki orada da var, burada da var. Aynı Hangisi? şekilde. Evet. Cumartesi. Bunların Katolik Evet. yani Cumartesi günü de tatil. Cumartesi günü de tatil. Mesela bugün gittik. Fazla böyle makine kırıcı falan çalıştıramadık. Kepçe mevcut çalışmadı. Mesela geri geldik. Yani biraz erken geldik bugün. Keşke her gün yapacağız. nasıl makine kullanıyorsunuz abi? Hangi makineyle tarama yapıyorlar? Makine dediğim şey şöyle bizim hani toprakları ilk böyle kazı yapacağınız zaman üstteki böyle bir ne diyorlar pis toprak alınır ya hani moloz alınır ya onun Evet. şey var ya eskavatör falan filan var ya cismi böyle temizlik yapıyorlar o üst alanı alıyorlar onları çalıştıramadık çünkü ses diyor yasak bugün. Yok yok ama ondan önce bir makine lan yeri geçmiyorlar mı yani bakmıyorlar mı makine yer Hayır, altı görüntülemesine? bunlar zaten o analiz olmadan gidip de orada çalışamazsın. Adamların verileri var, ona göre kayıtları var, ona göre yapılıyor her şey. Gelip de bir yerde kafalar, ben burada kazı yapacağım demiyor. Verileri var. E peki Tabii. hiç makine kullanmıyorlar mı? Ya Tabii ki makine kullanma zorunda ama bir tane makine var, bir tane makine var. İlgin onun markası falan yok neden bilmiyorum. Onlar galiba kendileri yaptırmışlar kendilerine. Böyle nasıl sana söyleyeyim 60-70 santim civarında büyük böyle bir kare düşün onun gibi bir makine o alan tarama gibi bir şey mesela bu makinenin etrafında belki de var 100 tane böyle hani jack olur ya jack delikleri böyle mikrofon jackları olur ya Ya. böyle her tarafı o şekilde delik. O kadar da kabloları var. Kabloların ucunda da böyle küçük küçük kazıklar var. Anladın mı? O kabloları böyle bir tane de şey var. Nasıl söyleyeyim? Tabii Atıyorlar değil tabii. mi? Bir tane de böyle şey var ya setka var ya setka ağ gibi bir şey. Yere seriyorlar. Evet. O ağların böyle bitişik olan yerlerine onlar ölçülü tamam mı? Böyle ya 50 santimdir ya da 40 santimdir böyle. Onların oraya hepsini öyle kazıkları çakıyorlar. Anladın mı? Çaktıktan sonra onları yere kazıkları böyle otomatikmen milimetrik çakmış oluyorlar. Sonra bilgisayardan bunun yerin altına elektrik veriyorlar. Yerin altını tarıyorlar. Belki de var 100 tane kablosu. Her tarafa döşüyorlar Evet. böyle. Her taraf kablo. Ondan sonra yer altına aldıktan sonra bilgisayarda derinliğini işte hangi aynı o yere serdikleri ağ gibi bilgisayarda zaten çıkıyor. Hep bütün kablolarının da numarası var. 1, 2, 3, 4 böyle numaralı kablolar. Hangi numaradan hangi numaranın neresine kalıyor? Hangi numara kablonun altından denk geliyor? Hepsi de oradan görüyorlar zaten. Ondan sonra her şey başlıyor. Şey Ondan sonra ne kadar yapıyorlar? 1,5 saat mi abi? 1,5 saat gidiyor değil mi? 1,5-2 saat. uzun sürüyor. Onun bir ekibi var. 5-6 kişi ekibi var. Bunlar tarıyorlar. Her şey analizleri çıktıktan sonra kazı başlıyor. Bir gün tarama belki de sürüyor. Yani ilk gün tarama işleri geçiyor. Hiç kazımaza olmuyor. Hiçbir şekilde orada Evet, yok. evet. Ondan sonraki gün. Vay be. Var ya. Biliyorum o makinaları. Evet. Biliyorum onları. Benim bir tanıdık da var. Evet. Durumlar bu şekilde işte. Yani çok iyi, değişik bir makine yani. Ben o markasını falan onu bilmiyorum. Öyle başlıyoruz işte. Durumlar bu şekilde. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş yayını toparlayalım. Yarın akşam görüşmek üzere diyelim artık. İlgin sen de dikkat et kendine. Eve dikkat git. Ondan sonra yarın yine görüşürüz inşallah. Tamam. Abi. Aha, dikkat et kendine. Yani öyle dikkatli kullan. Sen biraz böyle hızlı kullananlardansın herhalde ama öyle. Yavaş gidiyorum. Heh, Yüzde yavaş. altı. Yavaş. Yavaş git. Arkadaşlar görüşürüz. Yarın görüşmek üzere diyeyim abi inşallah. Tamam abi. Hayırlı Aha. akşamlar. Aha, görüşürüz inşallah arkadaşlar. Hakkı helal edin. Emanet olun. Yayını da kapatalım. Herkesi seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı geceleriniz olsun. Hayırlı geceler. Eyvallah kardeşim. Yarın görüşürüz. Tamam abi.